1986 Mardin Nusaybin doğumluyum. Birçok Kürt çocuğunun yaşadıklarını tabii ben de yaşadım. 80'lerin sonu, 90'ların başı doğan çocukların yaşadıklarını yaşadım. Ama köy boşaltmalara maruz kaldık. 93'te köy boşaltılmasına uğradık. Nusaybin'e geçtik. Tabii ben insanların yaşadıklarının tercihleri üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum. Sürekli tutuklamalar, gözaltılar, işkenceler, faili meçhuller, köy yakmaları ister istemez en ihtiyaç duyulan mesleklerden biri avukatlıktı. Benim tercihim de buradan geldiğini düşünüyorum. Avukatlık seçtim. Mücadelenin ben sadece hukuk alanından ibaret olmadığını biliyorum. Sokaklar bir mücadele alanı, tersaneler bir mücadele alanı, meclis de bir mücadele alanı. Dolayısıyla mücadelemi meclise taşımak istediğim için de Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oldum. Ama şöyle bir gerçeklik var. İzmir'de ilk defa belki bu kadar coşkuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben bu sefer birkaç milletvekiliyle beraber en az 4 milletvekili olarak meclise gideceğimizi ve mücadelemizi orada çok yüksek bir şekilde, daha yüksek bir şekilde, çünkü benden önceki arkadaşların hakkını da yemek istemem. Gerçekten güzel bir muhalefet yaptılar. Dolayısıyla daha yüksek bir iradeyle belki bu sefer iktidar ortağı olarak, değiştiren olarak mecliste bulunacağım. AKP, MHP, faşist iktidarı bizde bir diktatörlük vaat ediyor. Onun yerine bir cumhuriyet, millet ittifakı var. O da kısmi revizyonlar yaparak bir eski sistemi öngörüyor. Ama biz eski sistem içinde doğmuş, büyümüş bir olarak onun da çözüm olmadığını biliyorum. Yani 90'larda AKP iktidarı yoktu ve bir parlamenter sistem vardı. Ama yine faili meçhuller vardı, yine işkenceler vardı, yine tutuklamalar vardı. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın bize önerdiği sistem de bizim çözümümüz değil. Bu anlamda biz üçüncü yolu inşa edeceğiz.